Hüseyin Nikoğlu Marshall'ın son prangası da kırıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra perişan olmuş Avrupa'yı komünist Sovyet tehdidinin yayılmacılığından korumak için ABD, Marshall Planı adı altında aralarında Fransa ve İngiltere'nin de olduğu 14 ülkeyi kanatlarının altına aldı. İkinci Dünya Savaşı'nda büyük hasar almış Avrupa ülkelerine yardım fikrini İlk dile getiren dönemin ABD Dışişleri Bakanı George Marshall olduğu için bu plana Marshall Planı denilmiş. 12 Temmuz 1947'de bir araya gelen Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği biçimde Avrupa Ekonomik İşbirliği Konferansı adında bir örgüt kurdular. Böylece Marshall Planı işlemeye başladı. Türkiye ilk plana dahil edilmedi. Daha sonra Türk hükümetinin ısrarı neticesinde 4 Temmuz 1948 tarihinde ABD ile ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasıyla Türkiye'de Marshall Planı'na dahil edildi. Bu kadar uzun girizgahı niye yaptığıma gelince… Bugün yaşadıklarımızın temelinde Türkiye'nin Marshall Planı'na dahil edilmesiyle başlayan süreç yatıyor. Marshall Planı ile Türkiye birçok açıdan AB'ye bağımlı hale geldi. Sebeplerini ve gerekliliğini tartışmadan söylüyorum bunları. Gerekliydi, değildi. Mecburduk, başka çare yoktu. Bunlar ayrı tartışma konusu. Özellikle askeri yardımlar ABD'nin Türkiye'yi köşeye sıkıştırmanın başlıca argümanı oldu. Marshall Planı ile oluşan ekonomik ve askeri bağımlılık Türkiye'deki bütün darbelerin zemini oldu. Siyasi parti ve lider gözetmeksizin. 1957 yılının ardından ABD'de planın ekonomik gerekçelerini yerine getirmediği için Adnan Menderes farklı arayışlara yöneliyor. Daha sonra CIA raporlarında ortaya çıkacağı ise Menderes'in Sovyetler Birliği'ne yakınlaşması, ABD'nin 27 Mayıs darbesini desteklemesine veya bizzat yaptırmasına neden oldu. 1971 darbesi muhtırası öncesinde yine Marshall Planı'nın etkisini görüyoruz. Kıbrıs'ta Rumların Türklere karşı başlattığı soykırıma tepki gösteren Türkiye müdahaleyi düşündüğü esnada tıpkı bugünlerdeki gibi ABD küstahlığıyla karşılaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson 5 Haziran 1964 tarihinde dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye küstah ifadelerle dolu bir mektup yazar. ABD silahlarının kullanılamayacağını beyan eder. Johnson'ın küstahlığının kaynağı ne yazık ki yine Marshall Planı. Türkiye ABD'nin bu küstahlığından sonra yeni arayışlara girer, yine Sovyetlerle temas kurulur. Sonuç 1971 Muhtırası. 12 Eylül öncesinde de Amerika ile yine gerilim hat safhadaydı. Bugünlerde hepimiz gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in değerlendirmelerini görüyoruz. Türkiye Kıbrıs barış harekatını yapınca kimyası bozulan ABD yine yaptırım ve ambargo silahına sarıldı. Türkiye o tarihte de farklı arayışlara yöneldi. İhtiyaçlarını başta Sovyetler Birliği olmak üzere çeşitli ülkelerden temine girişti. İstikrarsız yönetim neticesinde darbe gerçekleşti ve 12 Eylül'ün ardından ABD'li yetkililerden beklenen açıklama geldi. Bizim çocuklar başardı. 15 Temmuz'da ABD'nin çocukları yeniden denedi. Ancak bu kez Anadolu evlatlarının tarihi direnişiyle karşılaştı. ABD'nin çocukları bu kez başaramadı. Anadolu'nun evlatları galip geldi. Bugünlerde ABD, Papaz Brunson bahanesiyle yeniden saldırıya geçti. En şiddetli ekonomik saldırısını gerçekleştiriyor. Gerekçe, aynı Türkiye'nin milli duruşunu yok etmek ve Rusya-Çin başta olmak üzere farklı bölgelerde farklı işbirlikleri yapmasının önüne geçmek. Artık Türkiye eski Türkiye değil. 1964'teki Johnson'ın mektubuna Başkan Erdoğan tarihi cevabı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesine yazdığı Türkiye, ABD ile yaşanan krizi nasıl görüyor başlıklı makalesinde, ABD tek taraflılığı ve saygısızlığı bırakmazsa yeni dost ve müttefikler arayışına gireceğiz ifadeleriyle Marshall planıyla Türkiye'ye vurulan son prangada kırıldı. Okyanuslara geçtik. Ancak sığ sulardaki tuzaklara dikkat etmemiz lazım. Özellikle son yaş ve ardından yapılan bazı atamalarla bürokrasinin farklı kademelerinde gladio artı bazı hareketlenmeler görülüyor. Türkiye'de bütün darbeleri Atlantikçi NATO'cular yaptı. Türkiye böylesine kritik süreçten geçerken iç huzurumuzu bozma ihtimali olan ve 15 Temmuz'u neticelendirme hevesinde olanları da unutmamamız lazım. Çünkü tıpkı diğer darbeler öncesinde olduğu gibi bugünlerde de yeni bir kopuşun ve arayışın içindeyiz.